Selam arkadaşlar, hepinize öncelikle iyi, mutlu, sağlıklı, huzurlu bayramlar diliyorum. Bugün bu video için aslında çok böyle mutluyum, heyecanlıyım çünkü harika, gerilim dolu bir kitap okudum ve bir an önce sizlere tavsiye etmek istiyorum. Eğer benim gibi çok geç kalmışsanız bu kitabı mutlaka alıp okuyun. Videomuzun kitabı Josh Malerman'a ait Kafes. Yani Netflix'in uyarlamasıyla, daha doğrusu ilham alıp da çekmesiyle beraber Bird Box gerçekten muhteşemdi. Şimdi ben kitabı anlatmaya başlayacağım ama ondan önce şunu söyleyeyim. Video sonunda sizler için daha önce sözünü verdiğim küçük minik sürprizlerim olacak. O zaman ben kitaba başlıyorum. Arkadaşlar, Bird Box gerçekten gerilim yüklü harika bir kitaptı. Herhangi bir yayın evinden çıkan bu kitabın sayfa sayısı 306 ve inanın ki 306 sayfa boyunca gerilim böyle tırmanıyor, 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 hadi hadi oluyorsunuz. Çok iyiydi ki ben bunu okuduğum dönemde çok yoğundum ama böyle geceleri bir bölüm daha okuyayım, bir bölüm daha okuyayım. Peki bu kitap ne anlatıyor? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Siz bu videoya sonuçta bir yerden geldiniz değil mi? Bilgisayardan, tabletten, telefondan izliyorsunuz belki de ama mutfaktan, salondan, banyodan bir yerden gelip oraya bastınız ve bu videoyu açtınız. Şimdi gözlerinizi kapatın. Aynı şeyleri gözünüz kapalı bir şekilde yapmaya çalışın. Ama hani biliyorsunuz değil mi? Koltuk nerede, eşyalar nerede? Çünkü orası sizin yaşadığınız yer, sizin yaşam alanınız. Peki aynı şeyi sokak için söylesem, gözlerinizi kapatıp sokağa çıkabilir misiniz? Ve çıkmak zorundasınız çünkü ihtiyacınız olan şeyleri almak zorundasınız. Gözleri açmak yasak. Çünkü gözlerinizi açarsanız ölürsünüz. Daha da kötüsü, yanınızdakileri de öldürürsünüz. İşte bu Kafes denilen kitap tam olarak bunu anlatıyordu. Muhteşemdi. Cidden çok beğendim. İçindeki herhangi bir yayın evinin yaptığı yazım hatalarına rağmen o nasıl bir gerilimdi diyorum gerçekten. Buradan da Josh Malerman'a postuma like attığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, kitabımızın ana karakteri Mallory adında bir kadın ki Sandra Bullock bunu gerçekten harika bir şekilde canlandırmıştı. Kitap iki kısımda bize kendini anlatıyor. Zaman kırılması var. Olayların başlangıcını okuyoruz ve ondan sonra aradan seneler geçiyor. Biz artık oradaki Mallory karakterinin bize anlattığı hayata tutunma çabasını okuyoruz çocuklarıyla beraber. Rusya merkezli olarak bir şey ortaya çıkıyor. Bu bir şey, çünkü bu bir şeyin adı yok, cismi yok, hiçbir şeyi yok. Fakat bunu görenler, çıplak gözle görenler ölüyor. İntihar ediyor. Bildiğiniz gönüllü, istekli olarak intihar ediyor. Fakat intihar etmeden önce yanındakini öldürebiliyor veya direkt salt olarak gidip intihar edebiliyor. Kitap bunu anlatıyor ve her durum yaşanıyor. Arabada olabiliyorsunuz onu, onları gördüğünüz zaman. Dediğim gibi bunların bir ismi yok, nereden geldikleri belli değil. Tek şart gözlerinizi açmamak. Möller'in de başına ne yazık ki talihsiz bir yığın olay geliyor ve bunların içinde üstüne üstlük bir de hamile. Ve bu durumda hayatta kalmaya çalışıyor. Fakat bizim karakterimiz, bu kadınımız o kadar güçlü ve aslında o kadar soğukkanlı ki belki de başarıya ulaşabilmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi de soğukkanlılığını hiçbir zaman kaybetmemesi. Ben şimdilik bu kadar bahsetmek istiyorum. Elbette ki Mallory hayatta kalmak için aslında insanların çağrısına kulak veriyor. Bir grup insan, birbirini tanımayan bir eve gidip sığınıyorlar ve o evde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Pencereler kapalı, evin içinde gözler açık fakat dışarıya her türlü ihtiyaçlarını gidermek istediklerinde. Tuvalet, su çekmek, yani gıda malzemesi aramak, düşünsenize süpermarkete gidiyorlar. Var, reyonlar dolu ama gözler hep kapalı olmak zorunda ve bir şekilde siz o yolda, o tehlikeli yolda yürümek zorundasınız. Gerçekten çok güzeldi ki Mallory çocuklarıyla beraber bence çok güzel, destansı bir macera hikayesi yazmıştı. Gerilimi çok yüksekteydi, tavanlaydı. Ben şunu görünce birazcık böyle hayallerimi çok fazla yüksek tutmuştum. Netflix filmi Bird Box'a ilham veren roman. Bu ilham veren roman kelimesini gördüğümde dedim ki umarım kafamdakini yapmışlardır diye düşündüm. Uyarlama demiyor. Eğer uyarlama deseydi mesela King'de yaşadığım gibi aslında berbat diyebilirdim. Fakat Netflix özür dilerim Murat Önç ama harikasın, bayılıyorum sana. Netflix burada bence çok akıllı bir kelime oyunu yapıyor. Çünkü açtığınız zaman, eminim belki de bunu izlediniz ama ben daha yeni izledim kitabı bitirdikten sonra.
Karakterler aynı. Aynı karakterleri görüyorsunuz. Kitapta olmayan başka karakterler de ortaya çıkıyor. Konuya sadık kalınmış. Evet, gene bir şeyler geliyor. İntiharlar ve çocukla beraber hayatta kalmaya çalışmalar söz konusu. Çünkü çok tehlikeli bir yolculuk yapmak zorunda ve gözler bağlı, yanında iki çocuk. Yani dediğim gibi karakter canlandırması muhteşemdi. Fakat birebir kitapla aynı mı? Hayır, değil. Eğer kitabı okumadan ben onu izlemiş olsaydım kafamda pek çok soru işareti olabilirdi. Bu nasıl oldu? Bu neden böyle oldu diye. Ama kitap okuduktan sonra evet, fena değil, güzel diyebiliyorum. Ama birebir bana aynı tadı vermedi. Gene geriyor insanı, fakat kitaptaki gibi elbette değil. O yüzden ben yine de kitabı bitirdikten sonra filmini de izlemenizi tavsiye ederim. Ve arkadaşlar, ayrıca son okuduğum bir yazıya göre de kitabın İkincisi geliyormuş. Yani devam kitabı niteliğinde bir şey daha çıkacakmış. Ama oradaki karakterler kim? Möller'in hayatı devam mı ediyor? Oradaki koşturması devam mı ediyor? Onu artık Josh Mellerman'ın kalemine bırakacağım. Ama kitabın son sayfasındaki o izlenmeye devam etme hissi gerçekten, hani böyle evet bunun devamı gelecek duygusunu vermişti. Elbette ki ben yine kitap film uyarlaması veya esinlenmesinde kesinlikle önce kitabı okuyup ondan sonra izlemenizi tavsiye ediyorum. Kafes benim için çok güzel bir kitaptı. Eğer böyle gerim gerim gerilmek istiyorsanız kesinlikle Kafes'i alıp okuyabilirsiniz. Bu arada Josh Mellerman'ın diğer kitapları da elimde var. Ama birazcık daha süre geçtikten sonra onları da okuyup sizler için video çekebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi videonun en eğlenceli kısmına geldik. Çünkü en sonki videomda bu kitaplıkta sizler için de kitaplar olduğunu söylemiştim. Şimdi onlardan bazılarını dağıtmak istiyorum. Sizlere hediye etmek istiyorum. Bunları benden bir hatıra olarak saklayın. İleride sizlerin destekleriyle daha da büyüdükçe daha farklı kitaplar vereceğim. Bunları Kars'tayken almıştım. Şu an vereceğim kitaplar romantik kitaplar. Yani türü kesinlikle o. Ben de bu tarzı seven arkadaşlarıma hediye ederim diye alıp kitaplığımda bulundurmuştum. O zaman şimdi bunların içinden bir tane seçelim. Bir tane. Bir tane olmaz. Öyle çok şey olur ya. Yok yok, daha fazla verin. Hemen başlayalım. Bu mesela. Olmadı baştan alalım. Gemma Ford. Arkadaşlar kitap bu. Konusunu şimdi böyle arkadan okumak istemiyorum, arka kapağından. Dediğim gibi kitaplar sıfır, bir sayfasını dahi açıp okumadım. İsterseniz konusunu bakın, kararınızı verin. Bu kitabı ona göre seçebilirsiniz. Bir tane daha kitap seçeceğim. İkinci kitabı seçelim. İkinci kitabımız ne olsun? Sevme Beni Yanarsın. Bu galiba felaketler listesi. Bu eğlenceli bir kitaba benziyor. Bunu da umarım seversiniz. Sevme Beni Yanarsın. Şöyle göstereyim size. Bunu da ekliyorum. Bir tane daha verelim. Bir tane daha verelim. Arkadaşlar bunlar bittikten sonra böyle yayarak biraz bitirmek istiyorum. Burada başka klasiklerden kitaplar var. Onlara da geçeceğiz. Bir tane daha. Gerçekle Hayal. Bu da sanırım, bu da gerçi romantik ama dediğim gibi bunların konusunu, yazımını, hiçbir şeyini bilmiyorum. Renkli, çıldırtıcı gerçeğin soluk kesiciliğiyle hayalin dinlendiriciliği. Umarım güzeldir, umarım sizlere hitap eder. Bu üç kitabı arkadaşlar isteyenlere veriyorum. Şimdi şöyle yapalım. Siz bunlardan hangisini istiyorsanız katıldım yazıp yorum kısmına, katıldım yazarak istediğiniz kitabın adını yazın. Gerçekle Hayal, Sevme Beni Yanarsın. Işıktan görünüyor mu? Evet. Ve Olmadı Baştan Alalım. Hangisini istiyorsanız yazın arkadaşlar. Ben birkaç gün içerisinde zaten bir video daha çekerim ve böylece kimin kazandığını oradan söylerim. Arkadaşlar ismini söylediklerimde Instagram hesabımı bu arada takip etmeyi unutmayın. Çünkü sizinle iletişimimizi oradaki DM'den yapacağız. Adresinizi, kişisel bilgilerinizi oraya gönderirsiniz. Ve ben de umarım en kısa süre içerisinde bunları kargoya veririm. Evet, bu videoyu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sonunda oldu ama spoiler vermeden Kafes'i bence ancak bu kadar anlatabilirdim. Kesinlikle okuyun, ondan sonra izleyin diyorum. Ve şimdiden de çekiliş için hepinize bol şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.